Bu şehrin Asfora marketi var. Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Evet sevgili izleyenlerimiz, yine Erkan soruyor, yine Asfora kazandırıyor. Yine iftar saatinde, yine TV 42 ekranlarında yine sizlerle beraberiz efendim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Mevlam bugün de tutmuş olduğunuz oruçları dergahında kabul eylesin efendim inşallah. Sizler ailecek böyle iftar sofralarındayken evlerinize konuk oluyoruz. Yine sizlerle beraber iftar sofrası boyunca efendim bizler vakit geçirmeye devam ediyoruz. Erkan yine sizler için efendim Asfora'mızın şubelerini gezip dolaşmaya devam ediyor. Bugün nereye geldik efendim? Bugün Selçuklu şubemize çıkıp geldik. Selçuklu şubesinde efendim yarışmamızı sergileyeceğiz. Hediyelerimizi dağıtacağız. Hemşerilerimizle doyasıya muhabbet edeceğiz efendim. Keyifli bir an yaşayacağımızın şimdiden şöyle bir altını çizmiş olalım. Bana bu güzel yolculukta yine kameraman arkadaşım Mustafa Pirinççi, aslan kardeşim benim, yine en güzel görüntüleriyle eşlik edecek. Selçuklu şubesi bizleri bekler efendim. İçeriye girelim, kıymetli hemşerilerimizle tanışalım. Erkan sorsun, Asfora kazandırsın. Selçuklu şubemizde çekimlerine başlasın. Selçuklu şubemizde şu an itibariyle efendim ilk yarışmacımızla muhabbetimize başlıyoruz. Bizler 15.30 ile efendim 18.30 saatleri arasında Asfora'mızın herhangi bir şubesinde çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz efendim. Bugün de Selçuklu şubesindeyiz. Gelirseniz eğer ki efendim sizler de bu tatlı atmosfere dahil olursunuz. Keyifli bir muhabbet yaşarız dedikten sonra misafirimizi fazla bekletmeyelim. Abim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, sizi sormadım. Bizler de iyiyiz. Bir ayrıntılı tanışmak isteriz. Şöyle öncelikle isim nedir? Osman. Osman ağabeyimiz ne işle meşguldür? İnşaat sektöründeyim. İnşaat sektörü deyip geçmeyelim. Değil mi? Geçmeyelim. Yani öyle farklı kulvarları var, öyle farklı alanları var ki benim kıymetli Osman ağabeyim inşaat sektörünün hangi alanında? Alçı, boya, duvar kağıdı, asma tavan. Vay. Bu bölümlerindeyiz. Vay. İnşaatın son işleri diyeyim değil artık. Değil mi yani? Artık son rutuşları mı diyelim buna böyle? Yok, son işleri, bitişleri yani. Şimdi illaki hizmet sektöründesin. Aynen. Yani illaki beğendirmek zordur. Tabii. Öncelikle bir tecrübe yılını bir soralım. Kaç yıllık bir tecrübeye sahibiz? 14 yaşından beri vay, ediyoruz yani. Yapıyoruz. Maşallah diyelim, nazarımız değmesin. O zaman şimdi genelde nerelerde çalışırız? Konya içinde mi, Konya dışında da çıkıyor muyuz? Merkez yani, çok çıkmıyorum. O zaman şimdi ne yapalım? Yavaş yavaş daha muhabbetimiz illaki devam edecek. Bu arada gözlerim kimleri gördü? Bu arada gözlerim kadim dostum Ali Levent'i gördü orada. Vay Ali Levent'im. Ali Levent'im sen de hoş geldin. Vallahi var ya, güzel ya, güzel. O da Selçuklu bölgesinde oturuyor efendim. Benim kadim dostlarımdandır. Ya çekimde bahane oldu. Ali'cim görüşelim inşallah. Özlemiştik. Şöyle soru zarflarını da gün yüzüne çıkartalım. Bir renk seçtirelim. Acaba hangisi? Osman ağabeyim yine bilir kişi olarak şöyle yani tavana baktı. Buraya ne kadar alçı gider diye düşündü. Bir baktı. Mavi renkli soru zarfını aldı. Allah Allah. Tek başımıza mı çalışıyoruz? Yanımızda bir ekibimiz var mı? Ekip var. Kaç kişilik bir ekibiz? 5. 5 kişi. Kimi zaman 7 oluyor, kimi zaman yani işin durumuna göre değişiyor. Ama sen hep işin başındasın. Tabii tabii, her zaman işimizin yanındayız, başındayız, takibindeyiz. Şimdi var ya şöyle bir de senin artık yardımcılar da burada olsaydı, keşke de senin şöyle bir kulaklarını çınlatsaydık şöyle yanında. Eminim izlerken çınlatırlar diye düşünüyorum yani. Peki yani sert bir usta mısındır? Değil. Böyle? Titiz misindir böyle, kılı kırk yarar mısın? Çok 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 titizim. İlla ki disiplinliyim. Vay. Ama yani sertlik yok da işimin sevdalısıyım. Yani o öyle. Sıfır hatayla o iş bitecek yani. Tabii tabii, aynen. Yani temiz olacak her şey, hijyenik olacak çalışma olarak. Vallahi helal olsun. Memleket nereydi bu arada? Aslen Vanlıyız. Burada doğduk büyüdük. Artık Konyalı Sincar. Yani öyle, öyle de denilebilir. Yani. Aslımız da Van yani. Yani o etli ekmekle o pilav genlere karıştıysa yapacak bir şey yok artık. Geri dönüş yok zaten. Değil mi yani? Artık Konyalısın. Ya öyle olduk. Sen şimdiden hatta ilçe, mahalle, köy falan bir yerim böyle hatta. Yani. Eşi, yani tavsiye ederiz yani. Eşim de zaten buralı yani. Yenge hanım nereli? Yani babası Kadınan, kendi burada merkezde doğma büyüme. Tamam, Kadınanlısın sen. Senin yeni ikametgah adresini bulduk. Kadınanlı efendim. Şimdi maşallah ağabeyimizin muhabbeti gayet güzel. Ama işte bir yandan da süre akıyor. Süreye de ayak uydurmamız lazım. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. O zaman Selçuklu şubemizde efendim ilk yarışmacımıza ilk sorumuz geliyor yine ekranlara. Soru şu şekilde. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye kiminle hicret etti desem bana şıkları saydırır mısın? Yani şu
an hiç. Say Erkan diyor tabi sunucusun diyor, yani boşuna mı para alıyorsun diyor, yani illaki sayacaksın diyor, sayalım o zaman, hiç sıkıntı yok. A şıkkı Hazreti Ali var. B şıkkı Hazreti Ebu Bekir var. C şıkkı Hazreti Osman var. D şıkkı Hazreti Ömer var. Hazreti Ali mi? Hazreti Ebu Bekir mi? Hazreti Osman mı? Hazreti Ömer mi? Biliyorum. Hazreti? Ebu Bekir. Yanlış işte, hatırlamıyorsam. Yani bunu her yıl söylüyoruz. Dilimizde de tüy bitiyor ama burası farklı. Öyle abi. Yani tazelendim. Tazelendim. Yani. Buraya gelince aydınlananı da gördük, unutanı da gördük. Tazeleneni ilk defa gördük. Bu da 2023 yılı çekimlerimize bir hatıra olarak kalsın. Bir de bir yatıyor benim kıymetli Osman abim. Şimdi inşaattaysak eğer ki, geçenlerde bir inşaat ustası abimiz daha denk gelmişti. Yemekle aramız nasıl? Şöyle şekle bakınca iyi olmadığı kanaatindeyim ama. Yok, iyi. İyi midir? Çok iyi. Yani çok yiyoruz, çok mu yakıyoruz? Aynen öyle. Olacak ama değil mi yani? Ya öyle yani, vücudun kilo alma gibi bir alışkanlığı yok. Hı-hı. Yediğimiz yakıyoruz yani. Vallahi ne güzel yani. Direkt hiçbir yani beklemek yok, kupon yok. Yağlara dönüştürmüyor böyle benim kıymetli Osman abim. İkinci soru gelsin mi? Gelsin. Haydi bakalım o zaman gelsin. İkinci soru ekranlarda efendim. Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatına ne ad verilir? Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatına ne ad verilir? A şıkkı ilim, B şıkkı tekvin, C şıkkı basar, D şıkkı semi. Acaba hangisi? Biraz düşün, ben yardımcı olacağım. Ali Levent de bu arada değerli dostum kameranın arkasından bakıyor bana böyle. A şıkkı ilim mi? İlim, ilim bilmektir değil mi yani? Bilmiyorum, bu söz geldi aklıma. Tekvin var, basar var, semi var. İlim. İlimdir. Aynen. Doğru mu efendim? İlim, aynen. Geldi değil mi aklımıza? Tabii. Tazeleniyoruz ya. Tazeleniyoruz değil mi? Aynen. Osman abim. Yani şimdi Osman abimle beraber yani tazeleniyoruz. İkinde iki yapıyor mu benim kıymetli abim? Yapıyor tabii ki. Bu arada artık yavaş yavaş ikinci haftasına girmek üzereyiz. Ramazan-ı Şerifimizin davetleri ne durumda? Gidiyor muyuz? Hızlı gidiyoruz yani. Kadınanna doğru şöyle bir direksiyon döndü mü? Daha dönmedi. Gitmedi mi? Köy yani merkeze değil, daha dönmedi, bakalım inşallah. Yani o tahinli pidenin kokusu seni oralara geliyor, kadar çekemedi mi? Geliyor bize. Geliyor. Gelen getiriyor. Niye yani. Ne hacet mi diyoruz? Yani, yani geliyor bir şekilde yani. Geliyor yani. O zaman bugün akşam var mı iftar yemeğinde? Var. Allah'a. Şeyini yapıyorlar, tatlısını. Tatlısını yapıyorlar. Tatlısını yapıyorlar. Yani inşallah. Hele bir de var ya şimdi kadınandan da çıkıyorsa o. Hele bir de ilmini bilense. Aynen. Allah. Güzel oluyor ya hani. Oranda insan olunca güzel yapılıyor, güzel de oluyor. Eyvallah abim benim. Bu arada benim Mustafa Pirinç'im, nereye kayboldun sen? Çocuğum sen kameramansın. Kameranın başından uzaklaşılır mı? Bir metre dahi uzaklaşmayacaksın. Askerde tüfek neyse kameramanın kamerası da odur Mustafa'm. Vallahi alır götürürüm kamerayı. Üçüncü soru geliyor o zaman ekranlara. Vakit vardı değil mi bu arada? Var. Muhabbeti severiz. Vakti olan insanları daha da çok seviyoruz böyle efendim. Üçüncü soru şu şekilde. Olimpos antik kenti hangi ilimizdedir diye bu saçları ahenkle dans eden arkadaşımız soru hazırlamış. Benim hiçbir kabahatim yok. Ben aracıyım farkındaysan. Ben direkt aktarıyorum. Soruyu tekrar yöneltelim. Olimpos antik kenti hangi ilimizdendir? A şıkkı İzmir. Şu boynumuzu kütletmekte fayda var. B şıkkı Aydın, tam olmadı, oturmadı. Kuluç var herhalde. C şıkkı Antalya. Şimdi oldu. Şimdi oturdu. Antalya. Antalya mıdır? Antalya'dır. Ya şimdi Erkan böyle fizik tedavi işlemleri yaparken benim Osman abim ne yaptı efendim? Doğru cevabı yani verdi. Ne yapsın yani? Beni mi bekleyecek illaki? 3'te 3 yaptık mı? Kesinlikle yaptık. Son soruyu soracağız artık ama son sorudan önce Asfora Marketler çatısı altındayız. Ben bir Asfora Marketleri değerlendirmek isterim. Öncelikle nasıl buluyoruz mağazamızı? Güzel yani, evimiz de yakın zaten. Hı-hı. Gelip gittiğimiz bir yer. Komşulardansın yani. Tabii bu civarda oturuyoruz. Hani personel olsun, hı-hı, hijyenik ortam olsun, her şey güzel yani. Yani fiyatlarıyla, personeliyle, tabii, temizliğiyle, çeşitliliğiyle. Memnunuz geliyoruz yani. Yani fiyattan önce benim için temizlik, hijyen, hı-hı, yani gıdalardaki tarihler, bunların dikkati çok önemli. Ha burada da yapıyorlar yani onu. Eyvallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemşerilerimize illaki muhabbet ediyoruz, yarışma yapıyoruz, hediyeleri dağıtıyoruz ama Konya'mızın birçok bölgesinde Asfora'mızın şubelerini gezip dolaşırken efendim sorduğumuzda temiz diyorlar. Sorduğumuzda ekonomik diyorlar. Sorduğumuzda çeşidi bol diyorlar. Böylesine güzel. Teveccühler bizleri ne yapıyor efendim? Yorgunluk falan bırakmıyor, işin açığı. Nacizane efendim bu teveccühler de bizlere ayrıca güç veriyor. Son soru da artık gelsin ekranlara. Aksaray, Konya ve Ankara arasında bulunan gölün adı nedir? Aksaray, Konya ve Ankara arasında bulunan gölün adı nedir? Bak 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 bak, Tuz Gölü var, Hazar Gölü var, Van Gölü var, B
Beyşehir Gölü var. Van Gölü diyelim mi? Demeyelim şimdi, demeyelim, değil mi durduk yere yani. Tuz Gölü var, Beyşehir Gölü var. Tuz Gölü. Tuz Gölü. Evet. Benim kıymetli Osman abim A şıkkı Tuz Gölü dedi. Hiç uzatmayalım efendim. Mustafa'cığım alalım çekleri. Gelsin efendim alışveriş çeki asıl sahibini şöylece bulsun. Yarışma işin tamamen bahanesiydi ama muhabbet gerçekten şahaneydi. 2023 yılında Selçuklu şubemize, yani bugün ilk defa geliyoruz. Bu Ramazan'da ilk defa geliyoruz. Yine tabii ki geleceğiz, çekimlerimizi yapacağız ama dosthanemize birini daha yazmayı başardık. Güzel bir yarışmaydı, ayaklarına sağlık. Size de, sizin de ayağınıza sağlık. Yaptığınız programlar gerçekten güzel. Takip ediyoruz. Eyvallah. Tekrar kolay gelsin. Şimdi kaparışta eşe dosta, gerek bana, gerekse kadın anına, gerekse seni sevenlere ekran sende neler söylemek istersin? Az sonra güzel. Hani gelinebilir. Hijyen ortamı gerçekten çok üst düzeyde. Yani bu konuda arayanlar burada olabilir yani. Biz eyvallah. De buradayız yani. Biz de buradayız diyorsun. Aynen. Yani. Her zaman eyvallah. Buradayız. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Evet efendim, kıymetli bir abimizi sizlerin huzuruna getirdik. Güzel bir yarışma çıkarttık. Sormuş olduğumuz sorulara doğru cevap verdi. Alışveriş çeklerinin sahibi oldu. Ne yapalım Mustafa'cığım? Yarışma cevabına çıkalım mı? Haydi bakalım, çıkalım bir daha. Şimdi de efendim sizlerin huzuruna kıymetli bir ailemizi getirdik. Tanışacağız efendim. Yine muhabbet edeceğiz. Yine Ramazan'a güzel hatıralar bırakacağız. Artık küçük hanımdan başlayalım şöyle, değil mi? Küçük hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ben nasıl görünüyorum orada? Yani iyi gözüküyor. İdare eder değil mi yani? İftara kalmış sayılı saatlere. Yorulduk çocuğum biz de ben. Evet. Oluyor değil mi? Hı hı. Çalışıyoruz biz de. Evet. Sen neler yapıyorsun peki, okula mı gidiyorsun? Evet, okula gidiyorum. Okula gidiyorsun. İsim neydi? Kezban. Şimdi Kezban, hangi okula gidiyorsun? Kezban. Mehmet Nuri İmam Hatip Ortaokulu'na. Çok güzel. Şimdi ben bu programın kapanışında senden okul arkadaşlarına selam alacağım. Sen şimdiden düşün, tamam mı? Kimlere selam yollayayım diye. Sana uzunca bir boşluk veriyorum böyle. Anlaştık mı? Tamam. Hatta kulağında bizde olsun. Annen soruları bilemezse sen de yardımcı ol. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Harikasın. Ablam sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Allah Ramazan alışverişine da çıktık. Oh ne güzel. İyi ki çıkmışsın. Şimdi alışverişleri bedavaya denk getireceğiz inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ama edersin. Onun öncesi bir tanışalım isimle. Bahar Duman. Bahar ablam nerelidir? Doğanhisar Deştiğinliyim. Doğanhisar Deştiğin. Şehitler diyarı Deştiğine selam olsun. Termiyesi meşhurdu. Doğru mu? Termiyesi de meşhurdu. Deştiğini çok iyi bilirim. Deştiğini çok da iyi severim. Deştiyiz. Aynen, asker uğurlamasına geldik. Sağ olsun efendim değerli TV42 yönetim kurulu başkanımız Muhsin Başarı Bey de Deştiğini. Onun sayesinde çok gittik geldik ama gerçekten ne zaman gidersek gidelim o Deştiğinin sıcaklığını, samimiyetini her zaman için hissettik. Evet, yine bekleriz inşallah. Soru zarflarını ben ne yapayım? Şöyle kıymetli yavrumuza seçtirelim. Fıstığım seç bakalım hadi bir tane. Haydi gelsin. Bakalım sarı renkli soru zarfını seçti. Deştiğinli küçük hanım, Kezban hanım. Kezban kimin ismi kız? Kimin ismini koymuşlar sana? Babaanne mi annem? Babaanne değil mi? Evet. Kaç kardeş daha var? Bir. Bir. Evet. Büyük mü senden, abim küçük var. Mü? Abim var. Abin kaç yaşında? 15. 15 yaşında evet. O da. Hey maşallah ne güzel. Teyzem hoş geldin senin de. Şimdi küçük hanımla beraber kıymetli annemiz de yanımızdayken efendim yarışmamızı sergileyeceğiz mi? Vakit var mı öncelikle? Var var. Allah. Var. Yarışma şöyle bir kenarda hafif bir dursun şöyle. Nerede oturuyoruz burada? Binkonutlar Mahallesi'nde. Binkonutlar'da. Deştiğine gidip geliyor muyuz? Evet, gidip geliyoruz. Tamam, şimdi ablam benim. Bakıyorum şöyle iftara. Artık 2 saat civarı bir şey kalmış. Yemek hazır mı yemek? Hazır sayılır. Nasıl hazır sayılır? Eksik ne var? Eksik yapacağım bir şeyler işte. Kolayı en sona mı bırakıyorsun? Evet. Oo. Evet evet. Ana yemeği merak ettik ama. Nohut yemeği. Nohut var. Evet. Allah Allah. Yiyenlere afiyet olsun o zaman. Sağ öyle olun. Mi? Allah başına. Razı sofranız olsun. Sofranız bereketli olsun. Ablam benim. Benim kıymetli Deştiğinli ablama ilk soru şöyle gelsin bakalım. Hem ekranlara hem de benim kıymetli hemşerilerime. Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir? Değildir. Değildir. A şıkkı iftitah tekbiri, B şıkkı kıyam, C şıkkı dua etmek, D şıkkı rükû. C şıkkı. Var mı bir kafada böyle bir düşünce, bir cevap? Yani dua C şıkkı diye. Var mı? Namazın dışında. A olarak. A olarak mı? Evet. Fıstığım bak, A şıkkı iftitah tekbiri mi?
B şıkkı kıyam mı? C şıkkı dua etmek mi? Dua edelim değil mi? Hep birbirimize dua edelim değil mi? Dua etmek güzel şeydir değil mi? Sabah kalkalım dua edelim, akşam yatalım dua edelim, sağlığımıza dua edelim. Doğru mu? Ben niye bu dua etmekte fazla uzattım onu bilemiyorum. Ama D şıkkında da rükû var. Namazın dışında olan. Yani bilemedim. Bence dua. Değil mi? Anne ne diyor bak, anne ne diyor? Ne diyor abla? Dua. Namazın içinde dua mı yaparız? Şimdi ana kızı vallahi var ya birbirine düşüreceğiz böyle. Kıymetli ablam dua etmek dedi. Evet. Destekliyor musun anneni? Evet. Destekleyeceksin tabii ki. Neden? Çünkü annen doğru cevabı veriyor mu Mustafa'cığım? Veriyor. Bir de bir yapıyorlar mı? Benim kıymetli deştiğinli hemşerilerim yapıyorlar. Yavru Karadeniz diye geçiyor sizin oralar. Evet, çok yeşilliği yeşil olduğu için. Allah tarihi camisi var. Evet. Ne güzel meydanınız var öyle. Evet, yeşilken de bekleriz inşallah. Valla oraya yeşilken de gittik. Kar yağdığında da gittik. Gittik babam gittik. Yani her tarafı ayrı güzel gerçekten. Evet. İnşallah. Buradan Deşli'ne de selamlarımızı, saygılarımızı iletmiş olalım. İkinci soru gelsin mi kız? Gelsin. Müsaitiz değil mi? Evet. Anne müsait ama senin bir acilen yok değil mi? Tamam o zaman harikasın. İkinci soru şu şekilde ortaya atıyorum ben yine soruyu. Konya'nın en eski camisi hangisidir? Hayda, Konya'nın en eski camisi hangisidir? Değiştiğinde var bir tane tarihi cami ama biz Konya'nınkini soruyoruz, merkezinkini. Alaaddin Cami mi? İplikçi Cami mi? Kapı Cami mi? Fatih Cami mi? Var mı fikir? Yok. Yani şu an... Fatih Cami herhalde. Hayır, İplikçi Cami olabilir mi acaba? Bak, Alaaddin Camisi var. Alaaddin Camisi var. Alaaddin Camisi var. Evet. Var. Var. Var değil mi? Yani bunu inkar edemeyiz. Var yani. Doğru mu? Doğru. Bak ben yine burada bir uzattım Mustafa'cığım. İplikçi Camisi var. Var. Kapı Camisi var. Hı hı. Fatih Cami var. Var. Ben niye uzattım acaba? Bilmiyorum. Cami. Hangi şıkta uzattım ben? Sen sahura kalkmadın mı? Kalktın mı? Evet. Çok mu heyecan yaptın sen? Biraz oruç evet. Çarptı galiba. Olacak, normal. Anne hiç boşluksuz tutuyor mu orucu? Evet. Maşallah, maşallah, maşallah. Fıstığımıza maşallah dileyelim. Ablam, sence hangisi? Alaaddin Cami. Alaaddin Cami mi ablam benim? Evet. Geçtiğinde ablam Alaaddin Camisi mi diyor? Evet, Alaaddin Cami. Yani diyor ki, erken diyor. Ben 2'de 2 yaparım diyor. Doğru cevabı bilirim diyor. 2'de 2 yapıyor mu? Kesinlikle yapıyor. Ramazan girdiğinden beri Deştiğine gittik mi? Yok, gidemedik. Allah. Kimler var orada? Annemgil var, kayınvalidemgil var, kardeşlerim var. Yani herkes orada. Herkes orada yani. Evet. Peki gidecek misiniz? Daha 2 hafta var. İftara gider miyiz? Gidebilirsek gideriz inşallah. Üçüncü soru gelsin mi o zaman? Gelsin. Haydi bakalım gelsin. Gelsin efendim. Ne güzel gidiyoruz böyle. Üçüncü soru şu şekilde. Hangisi Kanuni Sultan Süleyman'ın eşidir? Var mı bir fikir? Yok. Seni pas geçtim. Sen de? Şu an çok heyecanlandım. Şıkları söyleyince gelecek bak. Benim deştiğinle ablam benim. A şıkkı Ayşe Hatun. B şıkkı Hürrem Sultan. Hım hım diye bir ses geldi annenin. Acaba hangisi? B şıkkı Hürrem Sultan. Annene evet. Katılıyor musun? Katılıyorum. Katıl tabii ki. Neden çünkü biliyor musun? Bilmiyorum. Yani o kadar çok masum izledim. Ya. Vallahi var ya. Bak o kadar da izledik diyor. Şimdi dizileri mizileri falan bilemeyiz artık ama ortada bir gerçek var efendim. Benim kıymetli ablam Hürrem Sultan dedi. Önce azıcık utandı. Sonra birazcık düşündü. Azıcık taşındı ama doğru cevabı vermeyi başardı mı? Başardı. Artık 3'te 3 oldu. Son soruyla uğurlayacağız ablam seni. Tamam inşallah. Artık yemeğe kaldığın yerden devam ediyorsun. Evet. Yemeği yapacağız akşam inşallah. Yeğenlere afiyet olsun. Doğru mu? Sağ olun Allah. Bu kız da yardım ediyor mu mutfakta? Yardım ediyor tabii değil mi kızım? Neler yapıyorsun kız? Salata yapıyorsun mu? Yani yapabiliyorum. İki yumurtayı birbirine tokuşturabiliyor muyuz? Evet. Sadece tokuşturduğumuzda kalmıyoruz ama değil mi? O bir yemeğe dönüşüyor yani. Evet. Aferin kız sana. Yapıyorum değil mi? Başka neler yapıyorsun? Yani makarna falan da yapıyorum. Allah Allah efendim işte yani Deştiğinin marifetli bir yavrusuyla beraberiz. Normal yani. Dördüncü soruyu da soracağım artık göndereceğim sizi. Fazla bekletmeyeceğim. Dördüncü soru şu şekilde. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu kimdir? Azıcık terletelim sizi şimdi. Dünyanın ilk kadın savaş pilotunu soruyoruz efendim. Acaba Bedriye Tahir mi? Acaba Salih Koral mı? Acaba Sabiha Gökçen mi? Acaba Sabiha Gökçen mi? Acaba Sabiha Gökçen... Benim kaset takıldı. Hangisi olabilir acaba?
Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen mi? Evet. Senin kız ne diyor? Sabiha Gökçen dedi. Acaba doğru mu dedi? Yani o Türk ilk pilot diye biliyordum ama. Vay benim ablam vay. Ana kız çok düşünceli gördüm sizi. Oruç vurdu yani, galiba. Aynen. O zaman hiç benim kıymetli ablam yormayın. Benim kıymetli ablam 4'te 4 yapıyor. 400 liralık alışveriş çekinin sahibi oluyor efendim. Selçuklu şubemizde ikinci yarışmacımız da bizden alışveriş çekini kazandı. Güzel bir yarışmaydı. Bizim derdimiz zaten yarışma bu işin tamamı bahanesiydi. Ama muhabbet güzeldi değil mi kız? Selam alacağım senden ama ilk önce annenden alacağım. Ekran sende. Deştiğine şöyle bir selam alalım hadi. Bütün tanıdıklarıma, akrabalarıma, annelerime, kardeşlerime, ablalarıma, hepsine, yeğenlerime, bütün tanıyanlara selam gönderiyorum. Aleyküm selam efendim. İftara gelememişti. Biz şimdi önden görüntüsünü gönderdik. İnşallah Mevlam böyle canlı canlı, kazasız belasız da bir iftar sofrasında buluşmayı da nasip eder inşallah. Hadi bakalım fıstığım. Ben de teyzelerime, arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Aleyküm selam bakalım. O zaman biz de deştiğine ne yapıyoruz? Asfora Marketler çatısı altından bir el sallayalım şöyle. İkinci yarışmacımızı da uğurlayalım. Haydi bakalım devam ediyoruz. Efendim tabii ki yarışmadan sonra yine kıymetli sponsorlarımızı sizlerle buluşturuyoruz efendim. Kimler var sponsor listemizde? Günseven Şalgam ailesi var efendim. Nedim ağabeyimize Ereğli'ye sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz efendim. Nedim ağabeyimiz de sağ olsun Günseven Şalgam ailesini temsilen efendim. Yine her yıl bu güzel programa desteklerini esirgemiyor. Kendisine de nacizane teşekkür ediyoruz efendim. Filiz Makarna ailesi var efendim sponsorlarımız arasında. Yine kendilerine teşekkür ediyoruz. Cebel ailesi de yine sponsorlarımız arasında. Değerli yetkililerine, değerli idarecilerine ve tüm çalışanlarına Cebel ailesinin sizler huzurunda teşekkür ediyoruz efendim. Ezel Kuruyemiş ailesinden kahveler ikram ediyoruz kıymetli hemşehrilerimize. Ezel Kuruyemiş ailesine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gesaş ailesine Mehmet Aşçı Bey efendim sevgilerimizi, muhabbetlerimizi sunuyoruz efendim. Akşeker et ve et ürünleri Muhammed Şeker Bey'e sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Süper Fresh ailesine teşekkür ediyoruz. Meram unlarına ve değerli çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Duru Bakliyat ailesine efendim, idarecilerine ve değerli çalışanlarına sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Buhara Baharatları ailesi de efendim sponsorlarımızın arasında yine her yıl olduğu gibi efendim hemşerilerine ikramlarını gönderiyorlar. Bizlerden acizane efendim Buhara Baharatları'yla değerli hemşeriler arasında köprü olma vazifesini bu yılda sürdürüyoruz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Yine Has Kahve ailesi yine sponsorlarımızın arasında, Has Kahve ailesine de sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz efendim. Etap Kimya ailesi, Yetiş ailesine sevgilerimizi, muhabbetlerimizi sunuyoruz. İçim Süt'e teşekkür ediyoruz. MCM Kimya'da sponsorlarımız arasında altını çizmekte fayda var efendim. Konya'mızın markası, Konya'mızın değeri MCM Kimya markasıyla efendim. Yine onlar da bu güzel programa sponsorlar olanlar arasındalar efendim. MCM Kimya'ya da sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de ne yapıyoruz efendim? Hediyelerimizi kıymetli hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Duru ailesinden bir hediye çantamız. Bir de efendim şöyle iftardan sonra çayın yanına Yesaş ailesinden bir kurabiyemiz var. Ablam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz hamdolsun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, bir tanışalım, isim nedir? Emine. Emine Karabacak. Nerelerde oturuyor? Yakınlardan mısın? 500 evlerden geliyorum. 500 evlerden. Davete falan mı gidiyorduk? Öyle gibi bir şey. İyi maşallah. Nasıl gidiyor peki Ramazanımız? İyi Allah'a şükür. Ağzımız tatlı. Cümlemize inşallah iyi gitmesini dileğimizde. Memleket neresi? Ilgın. Konya Ilgın. Konya Ilgın. Gideceğiz mi iftara? Gideceğiz Allah izin versin. Bayramda oradayız Allah izin versin. Bayramdan önce gel biz seni gönderelim. Ilgın seni izler. Hadi bir Ramazan mesajı, bir selam ver şöyle. Herkese, cümlemize, bütün akrabalarıma selam. Aileme, cümle herkese selam ediyorum. Başka bir şeyim yok. Efendim Buhara Baharatları ailesinden bir hediye çantamız. Bir de şöyle iftar sonu efendim güzel bir kahve içelim Has Kahve'den. Abim benim nasıl gidiyor Ramazan-ı Şerif? Teşekkür ederim. İyi, hamdolsun. Şükür el olsun bugünlerimize de. Her şey yolunda burada, değil mi inşallah? Her şey yolunda. Yani sağlık olduktan sonra her şey yolunda oluyor. Gel istifor et. Ben burada ikame ediyorum. Bozkırlıyım kendim. Kamudan emekliyim. Oh ne güzel. Yaşantım yani bir sağlık huzurlu içerisinde olduğu sürece herkese esenlikler diliyorum. Şimdi yani Bozkır'ın bir köyü mü yoksa merkezi mi? Merkeze ikamet ediyoruz ama Bozkır'ın annem köy, Fark köyünden, babam Fark köyünden ama şimdi bu saatlerde merkez. Tam Aygır Gedi'nin orada bir olmak, iftarı yani orada beklemek var değil mi? Çok yani güzel söyledin. Biz de tabii dört gözle bekliyoruz. Allah nasip ederse bayramdan sonra veya bayram süresi içerisinde
İnşallah. Gitmeyi de Allah nasip ederse gideceğiz yani, umuyoruz tabii ki. Amin inşallah. Şöyle bir o zaman Bozkır'a bir selam alalım hadi. Güzel bir hatıra. Ya bütün Bozkır ve ailesine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sevdiklerime selam ve saygılar diliyorum yani. Efendim, Buhara Baharatları ailesinden hediye paketimiz kıymetli yavrumuza geliyor. Annesi de onu bekliyor. Annesine götürecek şimdi bu baharat takımını. Paşam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın canım? İyiyim. İsmin ne senin? Berat. Çok güzel. Hangi okula gidiyorsun sen? Şükrüye Onsun. Hadi bir Şükrüye Onsun'daki arkadaşlarına bir selam yolla. Harikasın sen. Efendim, Duru ailesinden hediye çantamız kıymetli ablamıza gelsin. Ablam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim, siz? Bizler de iyiyiz. Asfora marketlerdeyiz. Nasıl buluyoruz Asfora marketleri? İyi, uygun. Evimize yakın. Memnunuz. Şimdi eve yakın olduğu için mi geliyorsun, uygun olduğu için mi geliyorsun? İkisi bir arada. İkisi bir arada. Hangisi daha ağır basıyor? Uygun olduğu daha ağır basıyor tabii. Eyvallah ablam benim. Şimdi artık iftara sayılı saatler kaldı. Evet. Yemeğimiz, her şeyimiz hazır değil Aynen, mi? Aynen, tatlı malzemesi almaya gelmiştim ben de. Oo, ne güzel. Tatlı malzemesi mi? Evet. O zaman ablama şöyle bir güzellik yapalım. Meram onlarından şöyle takdim edelim. Teşekkür ederim. Artık bilmiyorum yani, tatlı bununla mı yapılır da. Bir de süt de tamam. Ah bak, bu da ne güzel, kendiliğinden çıktı. Şimdi ablam benim, seni daha fazla yormayalım o zaman. Şöyle bir Ramazan mesajı ver hadi bize. Bütün İslam ailemine, herkesin orucunu Allah kabul etsin. İnşallah böyle günlere tekrar kavuşalım. Amin inşallah. Barış getirsin. Huzur getirsin. Daha ne olsun değil mi? Evet. Amcam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür, sizler sormalı. Bizler deyiz amcam. Allah'ın ismini bağışla hele. Sait Elma. Sait abim benim, iftar artık kısa bir süre kaldı. Evet. Eksik yedik görmeye mi geldik? Evet maalesef. Neye gönderdiler seni evden? Evden ne ihtiyaç? Onlar almaya geldik işte, ufakta peynir, zeytin. Sana şöyle bir nacizane bir filiz makarnadan, bir de has kahveden hediyelerimiz olsun. Senden şöyle bir Ramazan mesajı isterim ben herkese. Herkese hayırlı iftarlar dilerim abi. Ne diyebilirim başka? Sağlık, sıhhat dileriz. Amin. Duru ailesinden bir hediye çantamızda kıymetli hemşerimize gelsin, şöyle bir Ramazan mesajı alabilir miyiz sizden? Herkese iyi iftarlar dilerim. Herkesin Ramazan'a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günlerde, güzel bayramlar görürüz. Efendim, hediyelerimiz sponsorlarımızdan gelen, hemşerilerimizle buluşmaya devam ediyor şöyle. Ağabeyim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abim benim? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz abim benim. İsmini bağışla bize abim. Ali Kılıç. Ali abim benim, yorgun duruyorsun. Yoruldun mu? Yoruldum biraz bugün. Ekmek evet. Parası diyorsun değil mi? Aynen. Öyle. Nerede çalışıyoruz abi, meslek nedir? Öğretmenim ben. Hocam, o zaman direkt hocam diyoruz böyle. Nasıl gidiyor hocam Ramazan-ı Şerif'iniz? Allah'a şükür gayet iyi gidiyor. Çok şükür, bir sıkıntı yok. Hey maşallah. Evet. Allah'ım inşallah ağız tadıyla şöyle bayrama girmeyi de nasip etsin. Amin cümlemize. Şimdi hocam, ben sizi daha fazla yormak istemiyorum. Şöyle bir Ramazan mesajı verebilir misiniz eşe dosta, tanıdıklara? Vatanımıza, milletimize, özellikle tüm İslam aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun diyorum. İnşallah mutlu, sağlıklı, huzur içinde bir Ramazan geçirmeyi nasip eder hepimize. Dünyada barış olsun. İnsanlar huzur içinde, mutlu bir şekilde yaşamayı hepimize nasip etsin Allah. Ben bunu diyorum. Ablacığım şöyle buyur. Tutabilir misin şöyle? Bir Ramazan mesajı isteriz ama senden. Herkese hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Hayırlı iftarlar. Şöyle takdim edelim. Bir herkese hayırlı Ramazanlar der miyiz efendim? Herkese hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Efendim, hediyelerimiz hemşerilerimize gelsin şöyle. Sizden de bir Ramazan mesajı alabilir miyiz? Herkese hayırlı Ramazanlar. Paşam hoş geldin. Hoş bulduk. Canım benim, nasılsın? İyi. Senin ismin ne? Hüseyin. Hüseyinciğim, karpuzu almışız. Yanıyor mu ciğerler? İftarda yiyeceğiz öyle mi? Memleket nere? Yozgat. Yozgat'tan buraya mı geldin sen? Yok, Konya'da yaşıyoruz. Konya'da yaşıyorsun öyle mi? O zaman Yozgat'ta tanıdık kimler var? Akrabalar orada mı? Bazıları. O zaman o Yozgat'a bir selam yolla hadi sen. Canımsın sen. Biz de sana şöyle bir iftarlık verelim, olur mu? Evet sevgili izleyenlerimiz, bugün Asfora Marketler Zincirinin Selçuklu Şubesi'ndeydik. Burada yarışmamızı sergiledik. Burada hemşerilerimizle muhabbet ettik. Burada da yine Ramazan'a güzel hatıralar bıraktık efendim. Selçuklu Şubesi'ne illaki yine geleceğiz. Ama bugünlük Selçuklu Şubemizden bu kadar efendim. Yarın da yine Asfora'mızın farklı bir şubesinde olacağız. Bizler efendim ekrandan ayrılıyoruz. Kameraman arkadaşım Mustafa Pirinççi'ye de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte iftar sofralarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.